Çok çile çekti, çok acı çekti yani. Aslan gibi delikanlıydı, baksana. Acayip yaşlandı ya, çok ızdırap sıkıntı. Son zamanlarda acayip bunaltıyorlar, çok sıkıyorlar. Milletçe destek olalım da bir ferahça bu yollardan geçebilsin. Ya bunca sıkıntıya bir de tabağından da sıkıntı olursa bu günah, ayıp, çirkin artık. Hiçbir vicdan kabul etmez. Şevki güzel çünkü, gayretli. Bayağı aşkta gayret ediyor. Ya böyle bir insanı ayağına çelme takarak hızını kesmeye kalkmak vicdanlı bir davranış olmaz. Ahlaki bir tavır da olmaz. Ya sen kendin git yap, ya yapana destek ol. Değil mi? Hayır, sen daha iyi biliyorsan gel, tamam, kabul. Ya bu şevk, bu heyecan, bu gayret varsa tamam. Yani Tayyip Hoca da bir şey demez, gel. Kimse sana bir şey demez. Seni seçerim. Hayır, ben yapamam. O zaman konuşma. Yapamıyorsan konuşma. O zaman yapana, değil mi? Başarılı olana destek ol. Ayağına çelme takma. Bir de Tayyip Hocam biraz daha sakin olsun ya. Sıkılmasın kendini. Boş yere sıkmadı. Millet seviyor onu. Öyle bir şey yok. De, yanındayız da ayrıca. Ya bunalacağı bir şey yok. Stresli olmasın. Tevekkül olsun. Son derece rahat olsun. Yani işler tıkır tıkır gider. Hiçbir şey olmaz. Bir de etrafındaki insanların bazıları daha usta olsun. Bak, beceriksizlik günah, bu insanı çok sıkar yani. Çok ızdırap verir. Bir lider için etrafında beceriksiz insanlar olması çok bunaltıcıdır. Yani çok zordur. Ne dilsin ya şimdi Cumhurbaşkanı adam? Efendim, mikrofon açıyor, çalışmıyor, bilmem ne, araba bilmem. Yani bu çok sıkıcı, ne dilsin yani? Ya bir görev veriyor, adam yapmamış. Yani herkes elinden geldiği kadar destekçi olsun, yardımcı olsun. Ama Tayyip Hoca da kendini sıkmasın, bak onun sağlığına da zarar verir. Kendine, Almanya izin, ya vermezsin, Allah Allah, gitmezsin. Ya, Almanya'na bizim ne işimiz var? Telekonferans yaparız. Değil mi? Ola biter, biter yani. Televizyonda zaten bütün Türkler izliyorlar onu. Herkes izliyor yani. Bir salon toplantısı gerekiyor, herkes evinde izliyor. Almanya'daki vatandaşlarım açıklama yapacağım dersin, biter.